Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Kampımızın 8. gününe gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü konumuz bağlaç. Bugünkü konumuz üçlü bir konu. Edat, bağlaç, ünlem ki biz bunlara Türkçe'de aslında nagen yardımcı sözcükler diyoruz. Özellikle öğrencilerimiz edat ve bağlacı çok karıştırabiliyorlar. Hani bazı sınıfında edat kullanılmıştır dendiği zaman edatı bulmakta zorlanıyorlar. İnşallah bu soruları çözdüğümüzde bütün bu sorunlarına çözüm olacağız. Hadi bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisine hem ilgeç hem de bağlaç kullanılmıştır diyor. Ama biz önce hocam edat ney, bağlaç ney? Bu ikisi arasındaki fark nedir? Onları bir hatırlayalım. Nagihan. Şimdi edat. Edatın diğer adı ney? İlgeç. Şimdi edat cümleye farklı anlam ilgileri ne yapar? Katar. Bağlaç ise gençler adından da anlaşılacağı üzere cümleleri ya da eş görevli sözcükleri ne yapar? Bağlar. Şimdi buraya 4 tane cümle yazdım. Bunun 2 tanesi edat, 2 tanesi bağlaç. Yukarıdaki mantığı gözeterek bunları tespit etmeye çalışalım. Seni özlediğim kadar kimseyi özlemedim ben. Şimdi burada kadar sözcüğü var mı? Var. Var. Peki bu kadar sözcüğü iki cümleyi ya da eş görevli sözcükleri mi bağlamış yoksa cümleye anlam mı katıyor? Farklı bir anlam katıyor. Seni evet. Özlediğim kadar orada. Karşılaştırma anlamı katıyor. Öyleyse kadar sözcüğü burada nedir Nagihan? Edat. Edattır. O gün okula gelemedim. Zira yerimden kalkacak halim yoktu. Burada bir anlam katmıyor bağlaç. Şöyle, o gün okula gelemedim. Bir cümle yerimden kalkacak. Şöyle yanlış anlaşılmasın. Bağlaçlar da mesela iki cümle arasında neden sonuç, koşu sonuç anlamları da katabilir. Ama ana ilke şu. O gün okula gelemedim. Bu bir cümle değil mi? Evet. Cümle. Yerimden kalkacak halim yok. Bu da bir cümle değil mi? Cümle. İki cümleyi birbirine bağladığı için gençler kafayı çalıştıracağız. Buna ne diyeceğiz? Bağlaç diyeceğiz. Önümüzdeki yaz. Denizli'ye veya Sivas'a gitmeyi düşünüyorum. Şimdi burada veya sözcüğü Denizli ve Sivas isimlerini bağlamadı mı? Evet. Bağladı. Hatta eş görevli nereye? Denizli'ye dolaylı tümleç. Nereye? Sivas'a dolaylı tümleç. O zaman bu aradaki bağlaç. Veya sözcüğü nedir? Nagihan bağlaçtır. Çocukları gördüğüm gibi içeri koştum. Şimdi gibi sözcüğü de zaten en sık kullanılan edatlardan birisidir. Burada iki cümleyi bağlamamış. Cümleye ne anlamı katmış? Hani seni gördüğüm gibi, seni gördüğüm zaman anında gibi bir anlam katmış. Öyleyse nedir? Edattır. Şimdi bir bakalım. Buyurun. Evet. Hem edat hem bağlaç olacak. Eski çağlarda yaşayan bir filozof daima gerçekleri söylediğinden kralı kızdırmıştı. Yok burada. Burada edat da yok, bağlaç da yok. İkisi birbirinden haliyle yok. Bağlaç daha kolay geldiği için şu an bağlaç arıyorum. Evet. Önce onu bildiğim. Kral filozofa ölüm cezası verdi ve ölmeden önce filozofun zekası ile alay etmek için ona şöyle dedi. Burada kesin ikisi de var. Evet. Uzun ve, bir kere ve sözcüğüne geçer bağlaştır. Filozofa ölüm cezası verdi ve ölmeden önce filozofun zekası ile alay etmek için ona şöyle dedi. Zaten iki tane cümleyi bağladığı için ve bağlaştır. Burada hatta gençler. İçin. Burada üç tane birden edat var. İlk. Ama en barizi hangisidir? İçin. Nerede görürsen gör. Edat zaten bunu söyleyelim. Ölmeden önce. Bu da edat. Birazdan örneklerini vereceğim. Zekası ile. İle burada yerine V gelmediği için birazdan anlatacağız diğer sorularda. Bu da nedir arkadaşlar? Edattır. 3 tane edat. 1 tane bağlaç var. Değerli gençler. Öyleyse cevabımız nedir Nagihan? 2. Yani Bursa. Bursa. Buyurun. Şimdi demiş ki aşağıdakilerin hangisinde edat kullanılmamıştır? Peki biz Türkçe'de çok sık kullanılan edatlarımızı şöyle bir hatırlayalım istersen sonra dönelim. Schopenhauer'un yazdığı kitapları okudun mu demiş. Bu cümlede edat var mı? Schopenhauer ya niye üstünde bu kadar gidiliyor bu adam? Schopenhauer. Kral değil mi? Evet. Mutlaka okuyun gençler. Felsefenin Tesellisi'nde Schopenhauer'un bir bölümü vardı. Orada şöyle bir cümle geçiyor. Henüz 6 yaşındaydım. Ailem eve geldiğinde beni derin bir keder içinde buldular. Neye acaba 6 yaşında keder içinde? Schopenhauer'u özellikle kederli olduğu zamanlarda okuyunuz. Buradaki edat ne biliyor musun Nagihan? Mu. Bakın soru edat. Bunu soru eki olarak biliriz ya. Bu soru eki değil. Bu nedir? Edat. Yani mı gördüğünüz yerde bunu soru edatı olarak ne yapıyorsunuz? Kabul asla ediyorsunuz. Asla bulamazdım. Ya. Benim de Nagihan gibi diksiyonum olsa keşke. Lanet olsun ki yok. Bu cümlede edat hangisi Nagihan? De mi? De benim de. De bağlaç. Yani gibi kesin var. Gibi kesin. Ama burada de bir takılı. De bağlaç. Onu biraz sonra göreceğiz. Gibi sözcüğünü nerede görürseniz görün nedir arkadaşlar? Edattır. Bu arada tabii bu yorumların altına videoların altına çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Orada bir şeye dikkat etmenizi istiyoruz. Nagihan. Nagihan değil gençler. Nagihan yazıyorsunuz. Orada Nagihan öğretmeniniz bu konuda hassas. Pek kafama takmam. Evet, yok. Nagihan yazıyorsunuz. Ama doğru yazımı E ile. Genelde E ile biliniyor ama.
Kardeşimin ilaçları sadece orada satılıyordu. Sadece. Nerede görürseniz görün Edat. Onu görmek üzere yan odaya girdi. Burada Edat hangisi olur Nagihan? Üzere. Bana göre aşk laftan ibaret. Buradaki hayatın burada ne var? Göre. Öğrencilere ait eşyaları buraya getirin. Bakın öğrencilere ait. Ait sahiplik anlamı katmış. Soruları... Peki bu örnekleri yaparken şeyi soracağım. Mesela şey dedik ya gibi gördüğümüz zaman direkt edat diyebiliyoruz. Evet. Başka bir anlamı yok. Yok. Diğerleri için öyle bir şey söyleyebilir hem miyiz? Hem edat hem bağlaç olabilenler var. Onları zaten ilerleyen sorularda göstereceğiz. Tamam mı? Soruları çözdükten sonra öğretmene gösterin. Çözdükten sonra şeklinde kalıplaşıyor. Mesela tek başına olsa edat olmayabilir. Mesela sen git ben sonra gelirim dese edat olmaz. Den sonra den önce şeklinde ne kalıplaşması olur? Lazım. O zaman zarf olur tek başına. Tamam. Her şeye rağmen onu çok seviyorum. Buradaki edat hangisi geçer? Rağmen. Yağmur olduğundan dolayı işe geç kalmıştır. Dan ötürü. Onlar nedir arkadaşlar? Edattır. Çok okuduğu için gözleri bozulmuştu. İçin sözcüğü yine nedir arkadaşlar? Edattır. Evet. Daha fazla edatlar da var ama burada en sık kullanılanlara örnek gösterdik. Hangisinde edat kullanılmamıştır diyor Nagihan. A'yı oku bakalım. Güzel ve etkili konuşmasıyla çevresindekileri ikna etmiştir. Evet. Var mı burada edat? İki şey eş görevli gibi şeyleri bağladı. Bu bağlaç ve... Bu ve bağlaç. Ek bilgi vermiş evet, burada görülmesi biraz zor. Bunu gösterir. Konuşması ile. İle'nin yerine biraz sonra anlatacağım gerçi ama ve gelmezse edattır. Konuşması ve çevresindekileri ikna etmiştir olmadığı için burada edat var mı Nagihan? Var. Var. B... Taş gibi yüreği vardı, kimseye acımazdı gibi. Gibi. Hemen zaten tikimizi atalım. Teşekkür ederim, içmiş kadar oldum. Evet, bu ne? Kadar. Kadar. Ne bu? Edat. Geçelim. Olaylara pek anlam veremiyordu ama bir şeylerden kuşkulanıyordu. Ama bağlaç... TRT radyo oynuyor. Ama bağlaç, süpersin. Bağlaç, şey, Edat var mı? Olaylara pek anlam veremiyordu, bir şeylerden kuşkulanıyordu. Bulamadım. Yok, cevap Denizli zaten. E'ye bakalım. Denize karşı oturup çaylarımızı yudumluyorduk. Şimdi karşı... E karşı. Evet, karşı evet. Sözcüğü, kendinden önceki sözcükte e karşı şeklinde kalıplaşmış sabah nereye oturup? Denize karşı oturup bu yine nedir? Edattır. Bu arada mesela doğru ve başka sözcükleri de o şekilde. Onları da örneklendirelim. Mesela onunla sabaha doğru buluştuk. A doğru şeklinde. Bir de den başka şeklinde kalıplaşabilir. O da yine edattır. Senden başka kimseye güvenmiyor. Senden güvenmiyorum. Başka. Ha, o da nedir? Edattır. Edattır. Buyurun. Tamam. İyi anladım şu an. Şimdi demiş ki edatlarla kurulan söz grupları bir ismi nitelendirince sıfat, bir eylemi nitelendirince zarf görevini üstlenir. Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisinde edatla kurulan söz grubu zarf görevindedir? Şimdi burada bu soru özelinde aslında şuna değinmek istiyorum değerli gençler ki önemli bir soru kalıbıdır. Edat grubu diğer adıyla ilgeç öbeği. Sorularda geliyor Nagihan. Diyor ki mesela aşağıdaki hangisinde ilgeç öbeği vardır? Hangisinde ilgeç öbeği farklı görevde kullanılmıştır diyebilir. Peki ilgeç öbeği nedir gençler? Edatlar genelde kendilerinden önceki sözcüklerle anlamsal birliktelik kurarlar. Çoğunlukla zaten tek başına kullanılmaz. Kendinden önceki sözcük ya da sözcüklerle bir anlamsal bütünlük kuruyor. Tamam mı? Tamam. Biz buna ne diyoruz Nagihan? İlgeç öbeği diyoruz. Ve ilgeç öbeklerini de iki görevde kullanılıyor değerli gençler. Ya sıfat oluyorlar ya zarf oluyorlar. Hemen hatırlayalım. Sıfat neye yönelikti Nagihan? İsme. İsme yönelik. Zarf ne yönelikti? Genelde. Fiile yönelik. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Okulun içinde 150 kadar öğrenci bulunuyordu. Burada edat ne? Bana edat. Kadar edat. Acaba bu edatın bağlı bulunduğu sözcük ya da sözcük 150. Grubu, süpersin. Yani demek ki 150 kadar kısmı ilgeç öbeği mi? Evet. İlgeç öbeği. Peki sıfat görevinde mi zarf görevinde mi? Öğrenci ne burada? İsim. Ne kadar öğrenci? 150 kadar öğrenci. Demek ki burada ilgeç öbeği ne görevinde kullanıldı? Sıfat görevinde kullanıldı. Keskin bir ışık bir zafer borusu gibi çınlıyor. Burada edat var mı? Gibi. Gibi edat buldum. Peki bu edata bağlı bir edat grubu var mı? Bir zafer borusu gibi. Güzel. Mantığı anladın değil mi? Hı-hı. İşte bu kısmın tamamı nedir Nagihan? İlgeç öbeği peki ve burada... zarf. Zarf. Neden? Çünkü çınlıyor fiil. Fiile yönelik. Nasıl çınlıyor? Bir zafer borusu gibi. Nedir arkadaşlar? Zarftır. Annesinin hediye ettiği gömlekle gidecekmiş partiye. Burada edat var mı? Kesin vardır. Ettiği gömlek ile. İle. Bak buradaki i düşüyor. Oraya dikkat edin. İle edattır. Peki edat grubu neresidir? Annesinin hediye ettiği gömlekle. Evet. Buranın tamamı ilgeç öbeği değerli gençler. Nasıl gidecekmiş? Annesinin hediye ettiği gömlekle. Zarf. Evet. Ne görevinde? Zarf görevinde. Anneme göre kıyafetler vardı o mağazada. Şimdi burada. Göre. Evet, hatta şöyle diyebiliriz. Anneme göre kısmına o zaman ben ilgeç öbeği diyebilir miyim? Diyebiliriz. Kıyafet isim olduğuna nasıl göre. Nasıl kıyafetler anneme göre kıyafetler, sıfat görevinde kullanılmış. Anladık mı? Çok iyi anladım. Buyurun. Çok mersi.
Evet, şimdi burada edat gruplarının görevlerine bakacağız. Zarf görevinde olanı bulacağız. Annemi çok seviyorum. Ana gibi yar olmazmış. Gibi. Evet. Hatta şurası edat öbeği mi? Evet. Nasıl yar? Ana gibi Ana sıfat. sıfat. Evet. Acele etmem gerekiyor. Yapılacak dünya kadar iş var. Dünya kadar Edat grubu neresi? yapılacak dünya yok dünya kadar Dünya kadar edat grubu. iş İsim, isim olduğu için sıfat sıfat. boyu kadar oğlu varmış meğer meğer boyu kadar Meğer bağlaç. Burada edat. kadar Evet. Peki edat grubu neresi? boyu kadar Boyu kadar oğul. oğul isim olduğu için sıfat Sıfat. Ne ne yaptığını yaptın? anlamıyorum ortalıkta deli gibi dolaşıyor gibi Evet. Edat grubu neresi? deli gibi Peki dolaşıyor burada fiil evet olduğuna göre zarf. nasıl? Zarf. Cevap hangisi? Denizli. Denizli. Onun sana ne kadar borcu var? Ne kadar borç? Bu zaten ikisi İsme beraber yönelik yine sıfat. sıfat olmuş. Buyurun. Evet. Şimdi diyor ki ile sözcüğü hangi cümlelerde aynı türde kullanılmıştır? Şimdi Nagihan demin dedin ya bazı sözcükler hem edat hem bağlaç Evet. olabilir mi diye. Onunla alakalı şu örnekleri verelim. İle sözcüğünün yerine Nagihan V getirebilirsek ne olur? Bağlaç. Bağlaç. V gelmezse ne olur? Edat. Edat. Ve edat olduğu zaman birliktelik, ondan sonra araç gibi anlamlar katar. Yalnız ve ancak sözcüklerinin yerine gençler. Fakat getirebilirseniz bağlaç, sadece getirirseniz ne olur? Edat olur. Şimdi tüm bunları o kalemle çizmiş defterine. Şimdi burada ile var mı? Var. Var. Sence edat mı bağlaç mı? O kalem ile çizmiş şey burada Evet, Edat. çünkü V Çok düşündüm gelmez, değil evet. mi? Olsun. O zaman bu nedir Olsun. arkadaşlar? Eda, düşünmek iyidir. Evet. Gelirken domatesle kereviz getirin Nagihan'a. Evet. Nagihan öğretmeniz kerevizi çok seviyor. Evet, şimdi burada ile var gençler. Ve Nagihan. Domatesle şey burada yine Edat, domates ve şey kerevizle bağlıyor. Tabii. Bağlaç tabii ki. Domates ve kereviz. O zaman bu nedir gençler? Bağlaçtır. Evet. Bu konuda ancak sana güvenebiliriz. Burada ancak var. Çok çalıştık. Sadece sana Güvenebiliriz. görevinde. O O da yüzden Edat. Edat. Çok çalıştık. Yalnız istediğimiz puanı alamadık. Çok çalıştık fakat istediğimiz puanı Faket. alamadık. Evet. O zaman bu nedir? Görevinde bağlaç. Bağlaç. Ya bir de gençler yani mantığı çalıştırın. Çok çalıştık cümle değil mi? Evet. İstediğimiz puanı Bu da alamadık. iki Cümle değil cümleyi mi? bağladıysa bağlaç. Yani çok Değil mi? da kasmaya gerek yok. Buyurun. Soru Şimdi... kolay. İle sözcüğü hangisini aynı türde kullanmıştır? Edat mı bağlaç mı olduklarını bana söyler ya da sen bul. Yarın uçak ile Ankara'ya gidecek. Edat mı bağlaç mı? İle yerine ve getirip getirmediğimize bakıyorduk. Yarın uçak ve olmadığı için bağlaç değil. Edat. Edat. Direkt Edat desen doğru bağlaç değil. Tamam. Bir ilk Edat aklıma Evet. gelmedi de uzattım o yüzden düşünme payı bıraktım. Geçen hafta sınıfla pikniğe gittik. Sınıf ile Evet. pikniğe gittik. Bu da yine Edat. Edat. Ve Güzel. getiremiyoruz. Karneyi alınca sevinçle eve koştu. Sevinç ile yine Edat. Evet, ne oluyor ya? Hepsi Edat. Bakkaldan ekmekle biraz peynir almış. Ekmek ve biraz peynir almış. Burada Evet. yerine ve getirebildim. O yüzden Bağlaç. şöyle yazayım yanına. Silgiyle kalemini kaybetmiş. Silgi ve kalemini Evet, kaybetmiş. bu da Yine bağlaç. bağlaç. Ne diyordu? İle sözcüğü aynı türde Şimdi kullanılmıştır. 1 ve 4 diyor olmaz. İkili olacağı için 1 ve 5 4 diyor 5. olmaz. Ha 4 5 mi oluyor? Cevap hangisi? Edirne derler İkisi de onlar. bağlaç olan. Güzel. Buyurun. Hangisinde bağlaç kullanılmamıştır diyor. Notumuz mu var? Bağlaça gelmişken şu en sık kullanılan edatları gösterdik. Bağlaçları da bir gösterelim Nagihan. Şimdi Bir. bağlacın iki görevi var gençler. Sorularda şöyle de gelebilir Nagihan. Aşağıdakilerden hangisinde bağlaç farklı görevde kullanılmıştır? Mesela 4 şıkta cümleyi bağlar, 1 şıkta sözcükleri bağlar. Öğrencinin ona dikkat etmesi lazım. Cümleleri birbirine bağlaması, eş görev sözcükleri birbirine bağlaması. Şimdi öğrencileri yanına çağırdı. Hatta onlara hediyeler verdi. Şimdi hatta burada bağlaç. Ve görevi nedir Nagihan burada? İki cümleyi İki birbirine tane bağladım. cümleyi birbirine ne yaptı? Bağladı. Orada kardeşini ve annesini bırakacağı yer yoktu. Eş görevli Kimi sözcükleri. bırakacağı? Annesini, kimi bırakacağı? Kardeşini. Kardeşini. Nesneleri bağlamış. Sonuç itibariyle eş görevli sözcükleri. Düzenli paragraf çöz ki netlerin yükselsin. Ki en sık kullanılan bağlaçlardan birisidir. Ayrı yazılır. Ve buradaki görevi Cümle nedir? cümle. Cümleleri bağlamış. Türkçe ile matematik bu hafta çekilecekmiş. Eş görevli. Türkçe ve matematik anlamında bu arada Türkçe sözcük, matematik sözcükleri bağladı. Bu soruları sen bile çözemezdin emin ol. Bu soruları sen de çözemezdin emin ol. Şimdi bak her zaman da dedik ya cümleleri ya da sözcükleri bağlıyor ama Türkçe'de hep istisnalar var mı? Var Var. Burada tabii onu ki. göstermek için söyledim. Bir
kere bile sözcüğünü nerede görürseniz görün, kesinlikle nedir? Bağlaçtır. Zaten yerine de de ne yapabilir? Gelebilir. Ama burada iki cümleyi ya da sözcüğü ne yapmadı? Bağlamadı. Ama bağlaçtır. Buraya dikkat. Çocuk hem dizi izliyor hem ödevlerini yapıyordu. Bir de böyle ikileme şeklinde bağlaçlar var. Nagihan hem dizi izliyor cümle, hem ödevlerini yapıyordu cümle. Hem bağlacı ne yaptı? Cümleleri bağladı. Kadın ne polislere ne gazetecilere anlatabiliyordu derdini. Ne bağlacı, polis ve gazeteci sözcüklerine ne yaptı? Bağladı. Bu arada cümle başı bağlacı dediğimiz bağlaçlar da var. Madem ki, halbuki, oysa ki, meğer. Bunlar hep bağlaçtır, üstelik, lakin yahut örnekler çoğaltılabilir. Ama mantığı kavradıysanız arkadaşlar zaten bunları tek tek ezberlemenize gerek yok. Alalım. Hangisinde bağlaç kullanılmamıştır diyor. Bir milletin asırlar boyunca alıştığı düşünce ve yaşayıştan. Ve yaşayış. Evet. Bulduk. Bundan dolayı da Tanzimat hareketi köklü bir değişim meydana getirmemiştir. Bundan dolayı edat, hatırlıyor musun? Ayrı yazılan daha neydi? Bağlaç. Bu kesin bağlaç. Cebimize koyuyoruz. Aynı zamanda... Bu da bir istisna o zaman yine. Tabii. Her eş zaman, görev ya tabii, da cümle dışında bir tabii istisna. Tabii ki. Ama ayrı yazılan D daha her zaman bağlaçtır. Bunu öğrenciler bilsin. Tamam. Aynı zamanda eski kurumlar devam ederken Batı kaynaklı yeni kurumlar da kurulmuştur. Olan yine bağlaç. Zamanla halkın bu yeni kurumlara alışması amaçlanmıştı. Bence yok. Diğerine bakalım mı? Evet. Diğeri zaten fakat nerede görürsen gör. Ha, bazen cümle başına da ne yapabilir işte? Gelebilir. Buraya dikkat. O zaman cevap hangisine ayan? Denizli. Buyurun. Tamam, bunu işte yapabiliriz. Hangisinde D bağlacı nesneleri birbirine bağlamıştır? Nesneler neydi? Kimi neyi sorularına cevap veriyordu. Bu konuda onun gibi sen de titizsin. D. Onu... Şimdi iki tane nesneyi bağlamış mı sence burada? Yok. Yok. Bodrum'a da Antalya'ya da hiç gitmedim. Şimdi nereye? Burada... Daha bağlacı var değil mi? Evet. Bodrum'a, Antalya'ya ama nesne mi? Dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç. Sen de kardeşin de hatanızı kabul etmiyorsunuz. D'de bağlacı var. Sen ve kardeşin. Kardeşim. Nesne mi özne mi? Ha, kabul etmeyen kim? Sen ve kardeşin özne oldu. Bu da olmadı. Ha. Çabuk da olsa, yavaş da olsa bu iş bitecek. Hmm. Burada çabuk ve bak burada güzel zarfları bağlamış. Olsa fiil de nasıl olsa çabuk. Olsa, nasıl olsa yavaş. Ama evet. Şeyi bağlamadı. Sevgisini de nefretini de hep gizli tutmuştur. Nesne. Neyi? D bağlacı neyi gizli tutmuştur gençler? Sevgisini. Nesne. Neyi? Nefretini. Cevap hangisi? Edirne. Evet. Geldik son soruya. Ünlemle alakalı ve ünlemi de hatırlatacağız. Yansıma sözcük ünlem gibi kullanılmıştır. Ünlemi kısaca bir hatırlatalım Nagihan. Şimdi ünlemler biliyorsunuz seslenme ve duygu bildiren sözcüklerdir. Onun için zaten iki çeşit ünlem var aslında. Duygu bildiren ünlemler, seslenme bildiren ünlemler olmak üzere. Eyvah, yemeği ocakta unuttum. Tü, yine aynı kişiye denk geldim. Burada duygu bildirdiği için bunlara biz duygu bildiren ünlem diyoruz. Bir de ünlem işareti Nagihan, istersen cümlenin sonuna koyarsın. Buraya virgül koyup. İstersen ünlem bildiren sözcükten sonra kullanıp sonra devam edersin. Bu kişinin kendisi seçimine kalmış. Hey, hepiniz buraya gelin hemen. Ey bu ülkenin duyarlı insanları. Hey ve ey de yine ünlemdir ama ne bildirir? Seslenme bildirir. Şimdi şu kısma dikkat. Bakın şöyle sorular geliyor Nagihan. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük ünlem değeri kazanmıştır? Yani ünlem olmadığı halde ünlem değeri kazanmıştır. Şimdi bakın yandık. Yarın fizik sınavı var. Bu bir ünlem cümlesi mi? Evet. Ünlem cümlesi. Peki yandık sözcüğü normalde ünlem midir? Hayır. Değildir. Fiildir değil mi? Yanmak, yandık. Ama bu cümlede ne değeri kazandı? Ünlem. Ünlem değeri kazandı. Gençler lütfen dikkatli dinleyin dediğimde. Seslenme gençler sözcüğü olarak, normalde ünlem değil ama seslenme bildirdiği için ünlem değeri ne yaptı? Kazandı. Getir bakalım. Şimdi yansıma sözcük ünlem gibi kullanılmıştır. Yansımayı bir hatırlayalım. Yansıma neydi? Doğadaki seslerin taklidi. Evet. Tık tık çat çat gibi. Değil mi? Kolay bir soru aslında. Vay efendim sen ha. Burada vay ve ha var. Bunlar yansıma diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Evet. Aman tanrım neler söylüyor inanamıyorum. Ben de coştum. Seslerine. Aman tanrım. Buradaki olamaz. Aman tanrım ama şey yok. Yansıma değil. Değil. Yo unutmuş olamazsın. Yo var. Ünlem ama yansıma değil. Ağzımı açamaz oldum yahu. Ünlem ama yansıma değil. Tık. Ve tırk diye şişenin yansıma kapağını açtı. Kesinlikle. Buradaki tırk derken ses bildirdiği için cevabımız hangisi? Edirne. Evet. Kaçıncı gün oldu Nagihan? 8. gündeyiz. 8. gününde sonuna geldik. Yarın fiiller ve ek fiil sorularıyla yine beraber olacağız.